Acaba İzmir'de de öyle mi? Malumunuz önümüzdeki hafta başında İzmir'e gideceğim. İzmir'deki hem AK Parti hem de CHP'nin adayını sahada da takip edeceğim. Zaten yarış 3 isim arasında geçiyor. CHP, AK Parti ve İYİ Parti adayları arasında geçiyor. İYİ Parti adayı Profesör Ümit Özdağ'la İzmir'den karşımda konuğumuz. Ümit Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Come to İzmir. Çok güzel. Şu an Dikili'deyim. Sağımda harika bir deniz var. Pırıl pırıl bir hava. Sabahtan çok yağdı ama şimdi çok güzel bir hava var. O yüzden İzmir biliyorsun her zaman çok güzeldir İzmir'imiz. Hocam biz sizi Ümit Hoca olarak biliyoruz. İzmir adaylığınız falan tabii yani adapte olmakta zorluk çektik ama artık alıştık İYİ Parti'den. Siz normalde çünkü aslında altılı masa bu işi başarmış olsaydı Türkiye'nin ekonomisini yönetecek o dar kadrodaki önemli isimlerden biriydiniz. Türkiye'nin kalkınma politikalarını, ekonomi politikalarını yönlendirecek isimlerden biriydiniz. Ama görüyorum ki biz atamamış olsak da siz altılı masa travmasını İzmir'de atmış gözüküyorsunuz. Sizi gayet mutlu görüyorum. Yok inanın atamadım. Yani biliyorsunuz ben iflah olmaz bir güler yüzlü ve iyimser birisiyimdir. Atamadım. Yok. Hayatımın en büyük travmalarından bir tanesidir gerçekten. O seçimi kaybetmek. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi eğer seçimi kazanmış olsaydık uygulayacağımız programla beraber hayat pahalılığı, işsizlik gibi problemler hızla bu ülkenin lügatından çıkacaktı. Ama hala aynı hatalarda ısrar eden bir ekonomi yönetimi ve benim ekonomi cahili diye nitelendirdiğim bir cumhurbaşkanının elinde çok yanlış politikalarla beraber bu ekonomi tekrardan bir uçuruma sürükleniyor. Fakat bundan önce isterseniz Özlem Hanım, bugün hepimizin içini yakan, sizin de programda bahsettiğiniz bir şeyden daha bahsedelim. Bugün bir cani, bir canlıyı 4 dakika boyunca ona vahşi bir şekilde katleden bir cani serbest bırakıldı. Bizler bu ülkede maalesef özellikle korumasızların şiddete maruz kaldığını defalarca kez anlattık. Bu ülkede şiddet artık günümüzde normal bir şey sayılmaya başladı. Ama her seferinde de umuyorduk ki böyle büyük bir cani, böyle bir katil en azından adalet karşısında hesap verir ve hapse girer. Olmadı. Bir de utanmazlar iyi hal indirimi verdiler. Ve bu cani bugün bizim aramızda. O yüzden ilk olarak ben buradan Türk adaletini bir kez daha çok şiddetle kınıyorum. Ondan sonra merak ediyorum. Bu adam insanlarımız arasında, bizim aramızda, çocuklarımız arasında, o canlılar, hayvan dostlarımız arasında nasıl serbest bir şekilde dolaşacak? Bütün hayvanseverler olarak iki elimiz onun yakasında olacak. Buradan bunu da sözünü vereyim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi yorumlarla ilerleyeceğiz. Tabii ki İzmir'i soracağım. İzmir'in ekonomisini soracağım. İYİ Parti'yi soracağım. Bu arada kampanyamızdan bazı fotoğraflar da aldım. Evet bu mesela herhalde. Basketbol maçında. Basketbol maçındaki. Bu Çankırı Belediye Başkan adayımızla. Evet, aslında evet. Onun kardeşim gibidir. Çok evet. Severim. Burası hiç gitmediyseniz İzmir'e geldiğinizde boş verin Hamza Bey ve Cemil Bey'i seyretmeyi. Buraya gidelim. Şirince'ye. Çok daha keyifli. Çok daha güzel bir yer burası. Selçuk gittiniz mi daha önceden Selçuk Şirince'ye? Tabii ki gittim. Şirince'ye gittim. Orada aynı zamanda matematik köyü var. Orada Nişanyan evlerinde konakladım. Şarap tadımına katıldım. Şirince gerçekten çok şirin bir yer. Mustafa söyledi. Bir şey sorayım o zaman. Şirince gibi bir kültürel miras başka bir yerde olsa, başka bir ülkede olsa dünyanın en büyük cazibe merkezlerinden bir tanesi olmaz mı? Olurdu. Sadece Şirince değil, Efes'in kendisi aslında bütün potansiyeliyle İzmir, İzmir'in merkezi, California Bay Area gibi olması lazım. Yani. Aynen, ben de öyle yapacağım zaten. Bak ağzımdan aldınız. O Bay Area, Körfez bölgesini yeniden İzmir'e kazandıracağım. İzmir'in ticaretini, ekonomisini, sosyal hayatını İzmir Körfezi'nden başlayarak canlandıracağım. O Alsancak Limanı'nda dünya ünlü bir performans sanatları merkezi olacak. Onun arkası tasarım kasabası olacak. Onun yanında inovasyon ve tasarımla ilgili fakülteler ofislerini açabilecekler. Hemen onun yanında yatlar geldiği zaman showroom'un içerisinden geçebilecekleri bir ticaret bölgesi olacak. Ve orası tekrardan hayat bulacak. Ben İzmir'de
Buyurun, kusura bakmayın. Tek tek sorayım. Biliyorum İzmir'in, özellikle İzmir'in ekonomisi için ciddi projeleriniz var. Üzerinde çok çalıştığınız, enerjinizden de görüyorum. Hakikaten İzmir çok seviyorsunuz ve almak istiyorsunuz. Onu da farkındayım. Mustafa diyor ki Ümit Hoca İzmirli mi? Tabii Ümit Hoca İzmirli. İzmir'de Bornova Anadolu Lisesi'nden mezun, orta sınıf bir ailenin hayatta başarmış, profesör olmuş, uluslararası diploma sahibi bir evladı. Doğru mu biliyorum Ümit Hoca? Doğrudur efendim. Murat Reis İlkokulu, Bornova Lisesi, İzmir Fen Lisesi, daha sonrasında da Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ne kazandıktan sonra benim İzmir'den ayrı olduğum günler başladı. Ama İzmirliyim, iyi ki de İzmirliyim, öyle söyleyeyim. Peki. Bir İzmirli olarak diyor Yaşar, oyumuzu Cemil Tugay'a vereceğiz. CHP'nin orada tabii çok güçlü kökleri var diyelim ve gerçekten de son kaç seçimdir hiç kaybetmedi İzmir'i. Cemil Tugay'ı da izleyeceğim. İzmir'e geleceğim. Onların da kampanyasını izleyeceğim. Sizin bu iki adaydan farkınız ne? Yani İzmir'e nasıl bir bakış açısı getirip de CHP'nin kalesi olan İzmir'i Cemil Başkan'dan almak ya da AK Parti'ye kaptırmamak Hamza Dağı konusunda iddianız var? İlk önce şöyle bir soru vardı. Diğer iki tane adaydan ne farkınız var diye. Şuna özetlemek gerekiyor. Hamza Bey'in açıklamalarına ya da onun seçim vaatlerine baktığınız zaman AK Parti'nin seçim vaadi genelde Ankara'nın parasını İzmir'e getirmek üzerine oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi de çok fazla bir seçim vaadinde bulunmuyor. Biz sadece her seferinde aynı söylemlerle biz İzmir bizim son kalemizdir, kaptırmayacağız diyor. Ben başka bir şey öneriyorum. Ben İzmir'in tarihiyle, kültürüyle, zenginliğine uyumlu bir belediye başkanı olacağım söylüyorum. İzmir potansiyeli çok yüksek bir şehir. İzmir Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri ve bundan yaklaşık 150 yıl önce şöyle bir laf var. İstanbul yansa İzmir besler ama İzmir yansa İstanbul besleyemez diye. İşte tekrardan İzmir'i o tarihiyle, kültürüyle uyumlu bir şekilde zenginleştirecek ve nasıl İktisat Kongresi İzmir'de yapıldığında müteşebbis bir ruh ortaya çıktı, onu tekrar geri getirecek bir anlayışla ben İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı olacağım. Bu oldukça önemli bir şey. Neden diye soracak olursanız şudur. Birinci sanayi ve ikinci sanayi devriminde İzmir kendine düşeni fazlasıyla yapmıştır. Fakat önümüzde tamamıyla tasarımın, inovasyonun, büyük verinin hüküm sürdüğü dördüncü sanayi devrimi var. Ve İzmir yine tekrardan nasıl tarih boyunca kalkınmanın sanayinin öncüsü olmuşsa yeniden kalkınmanın sanayinin öncüsü olabilecek bir şehir. İşte ben de İzmir'e bunu getireceğim. Bir başka şey daha yapacağım. Bugün belediyenin bütçesine baktığınız zaman bunun %90'ı Ankara'dan geliyor, Büyükşehir'den geliyor. Oysa mesela Barcelona gibi İzmir'in sosyal dokusuyla, ticari dokusuyla daha benzeyen bir şehre baktığınız zaman Barcelona Belediyesi'nin gelirlerinin yarısı kendi ürettiği projelerden geliyor. O yüzden benim İzmir için en büyük hayalim kendi gelirini üretebilen, ondan sonra bütçesinde çok fazla Ankara'ya bağlı kalmayacak olan bir belediyecilik anlayışıdır. Ve o yüzden de ben şunu vaat ediyorum. Ben zaten sizin çöpünüzü toplarım, yolunuzu genişletirim. Bunlarda hiçbir problem yok. Bunların hepsini ben zaten bir belediye başkanı olarak yaparım. Bunları bir vaat olarak sunmak bana çok yakışmaz. Benim vaat ettiğim şey şudur. Kendi gelirini yaratan, o geliriyle beraber İzmir'i tekrardan ticaretin, sanayinin, ekonominin Türkiye'deki öncü şehri yapacak bir belediyecilik anlayışı vaat ediyorum ben. Yani biraz önce bahsettim liman projesinden. Ondan sonra Basmane Çukur'un oraya Ar-Ge İnovasyon Merkezi. Bunun dışında İzmir'i tamamıyla İzmir'deki ev sahipliği, İzmir'in ev sahipliği yaptığı sektörleri Ar-Ge ile tasarımla, inovasyonla dünyaya tanıtabilecek olan ve İzmir'i yeniden zenginleştirecek olan bir belediye başkanlığı vaat ediyorum. Onun dışında temel belediyecilik hizmetleri benim için kolay. Ama benim anladığım kadarıyla Özlem Hanım, şu anda sadece ben mono yayın yapıyorum. Tek başıma. Yok, ben buradayım. Hayır ben buradayım. Sadece beni görmüyorsunuz. Sesim var ama beni göremiyorsunuz. Niye olduğunu anlamaya çalışıyoruz. İnternetle ilgili bir soru. Bunu tahmin ediyorum. Kamerayla ilgili değil. Şunu sormak istiyorum. Şimdi mesela Asuman demiş ki bunlar zaten var demiş. Hangileri var? Onları da yazar şimdi, görürüz chatten. Güvenç diyor ki İyi Parti %8 alsa gene de iyi, bayağı dibe vuracak gibi gözüküyor demiş. Güvenç Bey'le iddiasına girelim, siz de şahitiniz olun. Hani biraz önce dediniz ya faizi arttırmayacak, bakın şahidim sizsiniz diye. Ondan sonra ben de Güvenç Bey'le iddiaya giriyorum.
Peki Karşıyaka bölünmez diyor şu an. Bir tanesi bir dakika. Ulaş da diyor ki İzmir için büyük şans diyor. Vallahi gerçekten büyük şans. Peki Tolga'nın bir sorusu var. Tolga'nın bir sorusu var. Ona bakalım isterseniz. Tolga diyor ki Ümit Hocam madem belediye için aday olacaktınız neden milletvekili seçimlerine girdiniz? Vallahi hesap bu değildi tabii altın masada. Belki bunlara da bir... Tabii ki memnuniyetle. Milletvekili seçimlerine genel seçimlere girdiğim zaman aklımda belediye başkanlığı yoktu. Gerçekten de. O genel seçimler sürecinde İzmir'i çok daha yakından görme fırsatım oldu. Özellikle arka mahallelerde çok dolaştım. Ve ondan sonrasında da maalesef seçimi kaybettikten sonrasında da yerel seçimlerde ben çok iyi bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacağımı düşünerek gittim. Genel başkanı bu konuyu açtım. O da bana olumlu yaklaştı ve sadece İzmir'in değil Türkiye'nin ilk açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydım. Peki bu tarihte bir ilk mi? Hayır. Şimdi sizi 10 sene önceye götürelim. 10 sene öncesinde de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hem de meclisin grup başkan vekiliyken İstanbul'dan Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu. Hala mevcut koşullarda şu anda birçok milletvekili aynen geçen yerel seçimlerde olduğu gibi kendi şehrinden belediye başkan adayı ya da Büyükşehir Belediye Başkanı adayı oluyor. Benim buradaki ama şey şuydu, genel seçimlerde ben milletvekili olmak istiyordum. Oldum da, çok da çalıştım. Fakat sonrasında maalesef seçimleri kaybettik. Ve daha sonrasında yerel seçimlerde çok iyi bir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olabileceğini, İzmir'in daha iyi yönetilebileceğini düşündüm. Ve böyle bir iddia ortaya koydum. Peki, bu yaşanan altını masadaki bu kriz sizin potansiyel oylarınızı düşürmez mi? Şöyle sorayım, daha net sorayım. Altılı Masa'nın ittifakın adayı olsaydınız ya da CHP'nin ya da başka bir siyasi partinin adayı olsaydınız daha çok oy almaz mıydınız İzmir'de? Tabii yani şöyle söyleyeyim size. Altılı Masa'nın bir ittifakın ortak adayı olsaydım tabii ki çok daha yüksek bir oy alırdım. Yani orada herhangi bir soru işareti yok. Ama ben yine çok yüksek bir oy alacağımı çünkü bu yerel seçimlerde esas olanın parti aidiyeti olmadığını insanların adaylara bakarak, adayların liyakatine, adayların projelerine bakarak oy vereceklerini düşünüyorum. Öyle oluyor. O bakımdan da çok yüksek bir oy alacağımı biliyorum. Yani eğer bu bir genel seçim olsaydı evet orada partiler yarışıyordu. Ama şimdi baktığınız zaman yerel seçimdeyiz. İnsanlar 5 yıllığına o şehri yönetebilecek nitelikte, liyakatte bir aday arıyorlar. Ve ben de biraz da şakayla karışık hep aynı şeyi söylüyorum. Yani Hamza Bey bir hukukçu, Cemil Bey bir plastik cerrah. Ben size biraz önce sizin de övgü dolu sözlerinizden yola çıkarak çok iyi bir ekonomistim. Bütçeyi çok iyi biliyorum. Hem belediyenin bütçesini nasıl yönetebileceğimi çok iyi biliyorum. Hem de nasıl gelir yaratan projelerle İzmir'in bütün ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağımızı biliyorum. Bunlardan birkaç tanesini zaten sizlere biraz önce söylemiştim. Yani İzmir'in bugün kurtuluşu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin daha iyi bir yere gelmesi ancak tasarım, ARGE ve inovasyona ev sahipliği yapmasıyla ve belediyenin kendi gelirini arttırabilecek, kendi gelirini yaratabilecek projeleri hayata geçirmesiyle olur. Benim de temel olarak diğer adaylardan farkım bu. Ben İzmir'in o potansiyelini harekete geçirecek olan Büyükşehir Belediye Başkanı değilim. Ne Ankara'nın parasını getirmeyi vaat ediyorum ne de mevcut Büyükşehir Belediyecilik anlayışını devam ettirmeyi vaat ediyorum. O bakımdan benim vaat ettiğim şey kendi potansiyelini kullanan, kendi projeleriyle zenginleşen, kendi gelirini yaratan bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Peki yani şimdi planladığınız gibi olmazsa, yani anketler evet. Şu anda üçünüz arasında enteresan bir dağılım gösteriyor. Onu da görüyoruz gerçekten de. Ama yine de planladığınız gibi gelişmeyebilir seçimler ve Cemil Tugay gerçekten de CHP'nin kalesi İzmir'de iyi bir kampanyayla seçimleri yine açık ara kazanabilir. Ne yapacaksınız ve planınız ne? İlk önce son cümlenize belki iki tane yorumda bulunabilirim. Bir, İzmir CHP'nin kalesi değil. İzmir eskiden beri muhalefetin, demokrasinin, cumhuriyetin kurucu değerlerinin kalesidir. İlk muhalefet partisi burada atamızın izniyle beraber serbest fırka olarak Ali Fuat Okyar tarafından açılmıştır. Demokrat Parti, Adalet Partisi burada çok önemli zaferler elde etmiş. 80'den sonra Sayın Özfatur'a iki tane farklı partiden belediye başkanlığı kazanmıştır ve belediye başkanlığı yapmıştır. Dolayısıyla ben İzmir'in Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da herhangi bir partinin kalesi olacağını düşünmüyorum. Olduğunu da düşünmüyorum. İzmir herhangi bir partinin kalesi olamayacak kadar da köklü kadim bir kültüre sahip.
Bunu söylemek gerekiyor. İkincisi, Cemil Bey'le çok da başarılı bir kampanya yürütmüyor. Sadece burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin halk üzerindeki işte baskınlığı ya da bütün Büyükşehir Belediyesi üzerindeki hakimiyeti üzerinden bir kampanya yürütüyor. Ben çok fazla bir projesini duymadım. Oysa sizlerin de işte dile getirdiği benim çok zengin, çok kapsamlı bir proje lansmanım oldu. Sosyal belediyecilikten akıllı şehir kavramına, Alsancak Limanı'ndan karşıya kısımının yapılmasına kadar birçok alanda birçok projeyi yürüttük ve İzmirli'nin dikkatine sunduk. Çok da güzel oldu. Geri dönüşleri çok güzel oldu. O yüzden buradan rahatlıkla söyleyebiliyorum ki iki adaydan da daha iyi bir kampanya yürütüyorum. Belki daha düşük bütçelerle yürütüyorum ama daha iyi yürütüyorum. Peki. Başarılar diliyoruz. Gerçekten de aslında enteresan bir yarışın içerisindesiniz. Bir yandan İyi Parti'nin çok yara aldığı bir altılı ittifak süreci var. Yani hem kendisi yara aldı hem de diğer ittifak bileşenlerini yaraladı aslına bakarsanız. Dolayısıyla haklı olarak sahada seçmenin İyi Parti'nin kendisine ve Sayın Akşener'e bir tepkisi, hatta hayal kırıklığı var. Yani tepkisinden öte üzüntüsü var yani. Gerçekten de bu görülüyor. Bir yandan bununla mücadele edeceksiniz. Bir yandan İzmir'in CHP tabanıyla mücadele edeceksiniz. Hamza da AK Parti'de yani basit bir aday değil. O da gerçekten de ilginç bir kampanya yürütüyor. Yani İzmir şu ana kadarki tüm seçim süreçlerinden daha farklı bir seçim sürecinin içerisinde. İşiniz zor. Size başarılar diliyorum böyle bir şeyde. Son olarak bir teşkilatla, İyi Parti'nin teşkilatıyla sizin aranızda bir uyumsuzluk oldu, bir gerginlik oldu falan. Bunlar da yansıdı. Son durum ne? Kampanyayı kimle yapıyorsunuz? Kaynağı nereden buluyorsunuz? Biraz da onları söyler misiniz lütfen? Söyleyeyim mi? İlk önce il başkanı, eğer bizi buradan seyrediyorsa da saygılarımızı, selamlarımızı yolladım ve il yönetimle çok uyumlu bir kampanya yürütüyoruz ve bundan daha uyumlu bir kampanya yürütemez. Genelde zaten benimle beraber otobüste hareket eden, beni çok seven partililer var. Ha şimdi kampanya bütçesine geldiğimiz zaman da orada AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kampanya bütçeleriyle yarışmak mümkün değil. Tabii bizi seyreden burada çok sayıda izleyici var. Bu kampanya bütçelerini oluştururken bu iki tane partinin iş dünyasından hatır sayılır paralar aldığını biliyoruz. Ve bu paraları daha sonrasında belki onlara belli hizmetler, belli ihaleler karşısında ödeyeceklerini de geçmişte tanık olduk. O bakımdan söyleyeyim, İyi Parti olarak ben kampanya bütçemi tamamıyla genel merkezden aldığım seçim yardım parasıyla yürütüyorum. Burada İyi Parti elinden geleni diğer adaylara yapıyor. Ama siz de görüyorsunuzdur, İstanbul'da Buğra, Balıkesir'de Turan Çömez, işte burada ben, bir sürü diğer aday aslında oldukça mütevazi seçim kampanyası götürüyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi ve AK Parti'nin özellikle iş dünyasından aldığı paraları almadığı için de biraz daha kendi yağıyla kavrulan, daha mütevazi bir kampanya görüyorsunuz bizden. Peki son olarak bunu son sormuştum ama şimdi bir başka başlığa geçeceğim, ona bağlayacağım. Evet. O yüzden sormak istiyorum. Çok gergin bir seçim atmosferi var. Kumpaslar, kasetler, her gün ekranda birbirine hakaretler, efendim stüdyoyu terk edenler, neredeyse sağlı sollu birbirine girecekler. Bugün mesela Ümit Özdağ paylaştı, zannediyorum Kartal'da seçim çadırlarını ateşe vermişler. Bildiğin cayır cayır yanıyor çadır. Gerçekten hayır. Gerçekten bakın şimdi arkadaşlarım getirsinler görüntüyü. Buyurun bakın. Bakın görüntü bu. Bildiğiniz yanıyor çadır yani. Bu Kartal'daki seçim çadırı. Yani inanılmaz provokatif bir ortam var. Her seçimde oluyor. Geçen seçimlerde de olmuştu. Yani sizin de bir altılı masa bileşeni olarak bulunduğunuz milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olmuştu. İzmir'de böyle değildir diye umuyorum ama siz genel siyasete baktığınızda bu iklimi yani nasıl buluyorsunuz? Böyle kampanya mı olur? Böyle seçim mi olur? Daha da ilerisini söyleyeyim. Böyle siyaset mi olur? Böyle siyasi rekabet mi olur Allah aşkınıza? Olmaz. İlk önce Zafer Partisi'ne buradan büyük geçmiş olsun diyelim. Gerçekten. Çadırı ateşe verilen Zafer Partisi değil mi? Evet o. Onlar Ümit Özdağ tweet yazmış. Tweet'in altında videoyu paylaşmış. Aynen. Yani büyük geçmiş olsun kendilerine. İzmir'de biraz daha sakin bir seçim kampanyası yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Yani olağan şeyler var. İşte benim mesela çıtalı afişlerimin sökülmesi gibi. Bunlar artık maalesef bizim olağan karşıladığımız şeylerden bir tanesi. Onlar bizim afişleri söküyorlar. Biz yeni afişleri koyuyoruz. Bunlara alıştık ama memnuniyetle görüyorum ki burada adaylar birbirlerine rencide edici herhangi bir ithamda bulunmuyorlar. Bir tek şu eksiktir. Onu biraz sizlerle paylaşmam lazım. Ben hem Cemil Bey'e hem de Hamza Bey'e
gençlerin ya da iş dünyasının düzenleyeceği panellerde gelin ortak bir panele çıkalım. Burada aynen 80'li yıllarda o bizim özlediğimiz tabloda gördüğümüz gibi belediye başkan adayları, siyasi parti liderlerinin geçmişte yaptığı gibi ortak panelde halkın sorularını cevaplasınlar. Ya da bir moderatör, sizin gibi bir moderatörün sorularını cevaplasınlar diyeyim. Israrla ama özellikle Cemil Bey bu panellere çıkmayı reddediyor. Gençlik buluşmalarında daha tarafsız gençlik derneklerinin buluşmalarına katılmayı da reddediyor. Ve bizden aslında Sayın Erdoğan'ı neden eleştiriyorduk? Şundan dolayı eleştiriyorduk. Bu tür açık oturumlara katılmadığı için, bizim özlediğimiz o müzakere ortamını gerçekleştirmediği için kendisini suçluyorduk. Ama aynısı burada İzmir'de oluyor. Gerçekten de İzmir'de oluyor. Yani İzmir'de de mesela ben buradan tekrardan bir açık çağrı yapayım. Diğer iki tane belediye başkan adayına. İstediği yerde, istediği moderatörde ben kendisiyle, kendileriyle İzmir'in sorunlarını konuşmaya hazırım. Ama Özlem Hanım bu çağrıyı sadece ben değil, iş dünyası ya da gençler defalarca yapmasına rağmen özellikle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Sayın Cemil Tugay bu panellerin hiçbir tanesine katılmıyor. Ve bizler aslında Sayın Erdoğan'ı eleştirdiğimiz o kötü siyasi iklimi bir benzerini İzmir'de görüyoruz. Evet, adaylar diğer partilerin adaylarını rencide etmiyorlar belki. Ama çok rahatlıkla burada adayların aynı panelde yer alarak duygu, düşünce, projelerini anlatabileceği bir etkinliğe de katılmayı ısrarlar ediliyor. Bence de bu çok büyük bir ihtiyaç. Türkiye satında büyük bir ihtiyaç. Gönüllü olarak tabii hepimiz modere ederiz. Yeter ki olsun. Çok önemli. Tahta İzmir'e giriyorsunuz değil mi Özlem Hanım? İzmir'e giriyorsunuz zaten. Tamam, buradan bir açık çağrı yapın. Biz üçümüz, Hamza Bey, ben ve Cemil Bey, sizin moderatörlüğünüzde. Evet, ben çok isterim. Tabii böylelikle İzmirliler üç tane aday arasında daha doğru bir seçim yapmak için müthiş bir imkan yakalarlar. Valla evet, bence de iyi olur. Buradan bu çağrıyı da bu şekilde yapmış olayım. Sadece İzmir'de değil, bütün Türkiye'deki bütün adaylarla ortak yayınlar yapmak konusunda gönüllüyüz. Zaten yaptık, mesleğimiz bu, işimiz bu. Benim sorularım bitti, izleyicinin ki bitmedi. İki soru var. Seçimlerde olası bir başarısızlık İYİ Parti'de bir kongre değişimine sebep olur mu? Minimum başarısızlık, yani İYİ Parti'ye göre başarı ya da başarısızlık kongre için sizde nasıl tanımlanıyor? Mustafa da demiş ki seçimden sonra AK Parti ile ortak bir ittifak yapar mısınız? Tamam, ilk soruya bir cevap vereyim. Bunu zaten Sayın Genel Başkanımız da söyledi. Ben başarısız olursam Genel Başkanı da bırakırım dedi. Dolayısıyla hani bu başarısızlığın kriterini şu anda burada kestirmek zor ama ben şu anda en az bir tane Büyükşehir Belediyesi'ni alacağımızı, birkaç tane il belediyesini alacağımızı ve geçen yerel seçimlerdeki oyumuza tutunabileceğimizi düşünüyorum. Hani ama başarı kriterleri tabii ki genel merkez belirleyecektir. Fakat genel başkan çok açık bir şekilde başarısız olunması halinde genel başkanlığı bırakacağını buradan zaten söyledi. Bu bir. İkincisi AK Parti ile ittifak meselesi. Bu bize çok fazla sorulan sorulardan bir tanesidir. İnsanlar biraz belki geçmişi hatırlamak gerekiyor burada Özlem Hanım. 2015 yılına götürelim sizi. 2015 yılında AK Parti tek başına iktidar olamayınca Sayın Kılıçdaroğlu ve Sayın Davutoğlu aynı masaya oturdu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti sizin de hatırlayacağınız istikşafi görüşmeleri yaptı. Öyle değil mi? AK evet. Parti ile masaya oturdu. Evet. Zaten yeni adıyla DEM, eski adıyla HDP bu çözüm sürecinde zaten AK Parti ile beraber çalıştı. Gelecek Deva diye söylemeye de gerek yok. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi zaten şu anda Cumhur İttifakı'nın bir üyesi. Ama bugün AK Parti ile gizli ya da açık herhangi bir şekilde kurulduğu günden beri masaya oturmayan tek parti İYİ Parti'dir. Ben bunu bize gelebilecek olan seçmenin kafasını karıştırmak üzere yapılmış bir hamle olarak görüyorum. Eğer bizim AK Parti'ye yanaşmak yönünde herhangi bir adımımızı sizler hatırlıyorsanız ya da Mustafa Bey buradan hatırlıyorsa tamam, ben buradan diyeceğim ki hatalı, ama öyle bir şey yok. Mesela size bir tane örnek vereyim. Biz İsveç'in NATO üyeliğine karşı çıkarken Cumhuriyet Halk Partisi ile AK Parti orada beraber hareket etti. Öyle değil mi? Şimdi bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin AK Parti'ye yanaştığı anlamına mı geliyor? Hayır, gelmiyor. O bakımdan gizli ya da açık herhangi bir şekilde İYİ Parti'nin AK Parti ile bir ittifakı, bir işbirliği söz konusu değil. Biraz izleyenleri tekrardan geçmişe götürecek olursak, bu parti ilk kurulduğu zaman niye itiraz ederek kuruldu? İşte bugünkü bu olumsuz tabloyu, ekonomiden tutun adalete kadar olan bu olumsuz tabloya yol açan referandumda Milliyetçi Hareket Partisi'nin AK Parti'ne yanaşmasına itiraz eden ve oradan kopan bir grubun
diğer siyasi görüşten insanlarla beraber hareket ederek kurulmasıyla oluştu İyi Parti. İyi Parti'nin temeli oluşması AK Parti ve Cumhur İttifakı'na bir itiraz üzerine oluştu. O yüzden ortada herhangi bir belirti yokken sadece artık Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapmadığımız için bizi AK Parti ile işbirliği yapacakmış gibi lanse etmek bence İyi Parti'ye ve İyi Parti'nin kuruluş felsefesine yapılmış çok önemli bir haksızlık olarak görüyorum. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Ekonomiye zaman kalmadı. Ekonomiye zaman kalmadı. Bir cümle alalım isterseniz. Çünkü önemli. Siz önemli bir ekonomistsiniz. Gerçekten öyle. O yüzden 1 Nisan'da nasıl bir senaryo öngördüğünüzü kısaca dinlemek isterim seçimlerden sonra. Şöyle söyleyeyim ben size. Biraz önce sizin dediğiniz kredi kartına taksitlendirmeye gitmeleri, ondan sonra faizleri yüksek tutacak olmaları, ekonomiyi soğutarak enflasyonu düşürme yönünde bir adım atacaklarını gösteriyor. Bu işin tabii ki çok daha maliyetli ama daha kolay bir yolu. Sizler bir türlü tarımda reformu gerçekleştirmezsiniz. Sanayide ithal girdi oranı arttırmazsanız, ticarette o üretim zincirindeki tekelleşmeyi kırmazsanız, o zaman enflasyonu halka ödeterek, yani onun maliyetini halka ödeterek düşürmeye çalışırsınız. Talebi kısmaya çalışıyorlar ve talebi kısarak da belli bir süre, özellikle 1 Nisan'dan sonra daraldığımız ve daralarak enflasyonu düşürmeyi umut eden bir ekonomi yönetimiyle karşılaşacağımızı düşünüyorum. Bunu da 1 Nisan sonrasındaki ekonomiyi nasıl yorumlarsınız diye soracak olursanız, hayat pahalılığının hemen bitmediği, aynı şekilde sürdüğü, işsizliğin artacağı, emeklinin daha da zorlanacağı, onun dışında ekonominin soğuduyup insanların adeta canından bezdirileceği bir gündem maalesef bizi bekliyor. Neden diye soracak olursanız 2024'ten sonra 2028'e kadar hani olağan seçim takviminde herhangi bir seçim gözükmüyor. Ben ilk 8-9 ayda çok sert, bedelini tamamıyla dar gelirli ve çalışan sınıfın ödeyeceği bir istikrar programı bekliyorum. Bunu da üzülerek söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Profesör Ümit Özdağ'la İzmir'de İyi Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak karşımızdaydı. Kimileri tepki gösterdi, kimileri sevdi. Öyle mi? Tepki gösterdim, komentlere bakayım. Tepki gösterdim. Yani İstin Hanım demiş ki, Meral Hanım masadan kalktığı gün parti üyeliğimi bitirdim demiş. İpek demiş ki, İzmir'de CHP kazanamazsa oyu böldüğünüz için siz suçlanacaksınız. Buna hazır mısınız demiş. Yani Mustafa Bey demiş ki, Mehmet Şimşek'in yerinde görmek istiyordum Ümit Bey'i ama Meral Hanım'ın masayı dağıtmasından dolayı bu olamadı demiş. Sevgi demiş ki, İzmirli kanmaz bunlara, 22 yıldır kanmadığı gibi demiş. Adem demiş ki, hocam hangi hisselerden alalım? Hay Allah. En kolay, yani şöyle, en zor Adem'in sorusu. Diğer soruları çok rahatlıkla yanıtlayabilirim. Önümüzdeki hafta pazartesi buralarda olursanız belki bu soruları da ben sizlere hani uzun uzun daha cevaplayabilirim. Geleceğim. Emniyette efendim. Size ve bütün izleyenlere sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Eksik olmayın. Görüşmek üzere. Bu dili özlüyoruz siyasette. Sağ olun. Teşekkür ediyorum.